Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün CSGO'ya öyle bir güncelleme geldi ki yani bütün oyun komple resmen böyle baştan sona değişti. Öncelikle olayın başlangıcına gelelim. Çarşamba günü herkesin konuştuğu What Are You Doing Wednesday dedi. Yani çarşamba günü ne yapıyorsunuz olaya geldi ve bugün günlerden perşembe hatta cumaya girdik diyebilirim şu anda gecenin saat 4'ü. Ne oldu arkadaşlar peki? Yeni gelen release notlarda CSGO'ya Danger Zone geldi sonuçta. Yani bu da CSGO'ya Battle Royale modunun eklendiğini, hani bir nevi kısmi Battle Royale modunun eklendiğini söyleyebiliriz sizlere. Burada bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Bir de işte burada Danger Zone'un eklendiğini söylüyor bizlere. Ve asıl önemli olan konu da CSGO'nun artık bedava oynanabilir olması. Evet, yalan değil. Yani şurada free to play fuck dediğiniz zaman zaten burada size nelerin içeride olduğunu söylüyor. Burada bütün free oynandığı zaman full game'e erişim sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bütün oyuna erişim sağlıyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki sizin matchmaking atabileceğiniz yani rekabet maçları veya işte deathmatch maçları atabileceğiniz anlamına geliyor. Ve bununla birlikte Prime statüsü geldi. Prime statüsü sizi kesinlikle korkutmasın arkadaşlar. Çünkü oyunu önceden sahip olan kişiler Prime statüs olayına zaten sahip oluyorlar. Biraz dilim sürçüyor, kusura bakmayın, gecenin bir saati. Bu Prime statüs ama önceden telefon numarası eklediğiniz olay değil diye biliyorum ben. Zaten bu notları okuyup Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman göreceksiniz. Bütün herkes Prime statüsü var şu anda, otomatik olarak aktifleştiriliyor. Ama bundan sonraki şey, oyuna free sahip olanlar Prime statüsünde olmayacak ve oyun aslında ikiye ayrıldı. Prime olanlar bir de Prime olmayanlar arkadaşlar. Prime olanlarla Prime olanlar eşleşecek. Prime olmayanlar eşleşecek. Bu kadar bir olay. Danger Zone gelmesiyle beraber Danger Zone kasası da eklendi arkadaşlar. Burada kasada AWP, Neon, Nianoir, Asimov, işte MP5 Fosfor, Mecha Industry Desert Eagle'a gelmiş. UMP Momentum skin'i, USPS'e Flashback, işte P250 Nevermore, Mac'ten Pipe Down, Galil Signal, Scavenger, Tech9 Fubar, Danger Close gelmiş. Önemli olan burada skinlerden M4 AT'de gelen Egodet. Bu mavi bir skin ama güzele benziyor. Önemli silahlarda. Bir de AK-47'nin sonunda Asimov skin'e gelmesi ama ben çok beğendiğimi söyleyemem açıkçası Asimov skin'ini. M4'de bile beğenmiyordum ben. Danger Zone olayımızda neler varsa hemen böyle bir şey yapmamız gerekirse. Danger Zone'da Black Site'a doğuyorsunuz. Önce bir 18 oyuncu, pardon, solo girdiğinizde 16, duo ve 3 kişi girdiğinizde 3 kişi girebiliyor bu arada. 3 kişi girdiğinizde 18 oyuncu oluyor. Burada tabi silahsız başlıyorsunuz, yumrukla başlıyorsunuz. Biraz sonra zaten oyunda göreceğiz. Burada yerden para bulabiliyorsunuz. İşte bombalar, silahlar, ondan sonra mermileri ayrı ayrı bulabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok az geliyor. Ve ayrıca rehineler çıkıyor arkadaşlar. Rehineleri de götürdüğünüz zaman biraz önce ben bir tane rehine kurtarmıştım. 2000 gold vermişti. Özel görev veriyor size. Oyunda bir oyuncunun işte 16 oyuncu içinden bir kişiyi size özel görev veriyor ve oyuncuyu haritada gösteriyor. Oyuncuyu öldürmeniz isteniyor size. Burada bu kasayı daha görmedim, o yüzden bilmiyorum. Tap butonuna bastığınız zaman oyun elinde tabletle başlıyor ve tablette sarı olan bölgelerde rakibin olduğunu belirtiyor ve size gelen dronlar oluyor. Marketten hala bir şeyler satın alabiliyorsunuz yerden para toplayarak. Dronlar size burada paketleri getiriyorlar. Burada bir de eklenen başka şeyler var. Balta, işte İngiliz anahtarı gibi şeyler var. Bombalar gibi. Bombaları atıp işte basıp patlatabiliyorsunuz. Gene Molotov veya tarz şeyler çıkıyor. C4 çıkıyor. C4 ile beraber C4'ü istediğiniz yere kurabiliyorsunuz ve o C4 patlıyor. Canınızı doldurabiliyorsunuz. İşte solo, duo ve 3 kişi girebiliyorsunuz. Ve bir de oyuna herkese oyun ücretsiz olarak Danger Zone MP5 skin'i veriyor. Bu skin de bence gayet güzel olmuş. Üzerinde fare mağara bir şeyler var ama her neyse, bir de Danger Zone kasası geliyor. Şu anda herkes bu kasayı düşürmeye çalışıyor. Çünkü 80 lira gibi bir fiyatı var kasada. Şimdi bu olaylar bunlar arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. CSGO'yu zaten hemen şöyle ekranı açıp mağazadan CSGO yazdığınız zaman hemen şuradan yazayım. Zaten şimdi ücretsiz diyor, bakın. CSGO'yu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz ama CSGO Prime status upgrade satın almanız gerekiyor. Yani bu olay telefonum 21 level'dan sonra, hadi telefonuma girdim ben Prime olayım vesaire olayları değil arkadaşlar. 77,5 liraya verip sepete ekle yapmanız gerekiyor. Yani rütbeler ve bunun gibi şeyler geliyor.
çok oyuncu oynama, resmi eşleştirme, oyun içi envanter, yetenek grupları, TP, rütbeler, diğer içerikleri ve her özelliğe erişebiliyorsunuz. Yani burada şey verdiğiniz gibi olmuyor. Ben telefon numara için grup Facebook gruplarında gördüm. Telefon numarasını girdim, Prime oldum, para vermedim falan filan olayı yok arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle bu güncellemeden sonra CS:GO'ya da 128'lik serverlar gelecek. Çünkü Valve artık aldığı parayı arttırdı. Oyunun fiyatı arttı. Büyük ihtimalle bu zaten 30 dolar gibi bir şey oldu yurt dışında, ama bizim dolar kuru değiştiği için, dolar kuru aynı kaldığı için, 2-2,5 olduğu için Steam'de, o yüzden 77,5 liraya tekabül etti. Hatta hemen şöyle bir 77,5 bölü 2,5 yaparsak, evet, oyun 31 dolar olmuş arkadaşlar. 31 dolar olduğu için 128'lik serverların gelmesi de muhtemel. Hadi bu kadar açıklama yeter diye tahmin ediyorum. Yorumlarda da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi bakalım oyun modu nasıl işliyor, neler yapıyoruz. Oyun modumuza girerken normal burada rekabetçi basit eğlence seçermiş gibi burada Dangerous olanımız var. Gene buradan basit eğlence vesaire seçebiliyoruz. Bir de Prime Enable olayını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Oyunda size verilen skin de bu. MP5 skin'i. Gördüğünüz gibi fareli mareli bir şeyler var. Aynı zamanda oyun size bir de loyalty badge veriyor. Bu badge de daha önce oyuna sahip olan kişilere veriliyor sadece. Hani oyunu yeni aldınız falan filan olmuyor. Yeni aldığınızda bu badge'e sahip olmuyorsunuz. Hemen Danger Zone'dayım. Başlat dediğiniz zaman oyun aramaya başlıyor. Oyun bulsun. Evet, oyunumuzu buldu. Oyunumuz Blacksite haritasında gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir harita. Böyle haritanın büyük gözünü, hatta küçük gözüküyor zaten de, harita gözünüzü korkutmasın. Gerçekten küçük ve oyun size rakibin yerini gerçekten gösteriyor. Biraz sonra göstereceğim hepinize. Evet, öncelikle bir doğma olayına düşüyoruz. Tab butonuna bastığımızda bir tablet çıkıyor. Bakın şu anda bayağı bir, bakın şu tekrar yerler sarı oldu. Oralara rakibin indiğini görebiliyorsunuz. Şu anda burada şeyle başlıyorsunuz ama oyuna bu yumrukla başlayabiliyorsunuz. Hemen oyun başlamadan önce size çok daha bir bilgi göstereceğim nasıl doğabileceğinizi. Evet, 30 saniyelik bir seçme süremiz var arkadaşlar. Bu 30 saniyelik seçme süremizde nereye düşeceğimizi seçebiliyoruz. Biz de Overlock seçtik. Overlock neden seçtim bilmiyorum da military seçseydim biraz daha iyiydi. Ve önemli olan burada seçtiğiniz zaman bunu değiştiremiyor oluşunuz. Haritamızı zaten böyle daha şey görebileceksiniz. Hepsini tek tek okumayacağım. Zaten oyuna herkes girecektir diye tahmin ediyorum. Çok işte CSGO var. Ama CSGO'su olmayanlar için gerçekten üzülüyorum. 77 lira iyi bir rakam. Yani CSGO gibi oyun için, ama CSGO gerçekten güzel olmuş ya. Benim oyuna bakış açımı değiştirdi. Biliyorsunuz ben benim kanalımda bayağı bir Zula videosu, zaten CSGO videosunu izleyen arkadaşlarım da görecek, kanalda bayağı bir Zula videosu var. Zula videolarına bu arada şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet, şu geliştirmeyi bulmak çok önemli. Tablet upgrade'imizi yaptık ve şu anda tablet upgrade'imiz bize daha detaylı bilgiler gösterecek. Hemen şuralarda bir bıçak falan bulabilsek. Şurada bakın büyük bir kutumuz var. Onun silahsız. Abi adam silah buldu ya. Hak mı hukuk mu bu şimdi? Video çekiyorum kardeş. Dur bir saniye. Evet, özel görevi de göstermiş oldum size. Bari ben kendime kendi silah söyleyeyim. Evet, çok güzel oldu bu. Hemen şu Glo nerede? Evet, P2000 ne varmış? Hemen şurada bir tane silah kutumuz vardı. Size onu söylemiştim. Bakın Red Zone'lar geliyor. Şimdi gidelim o silah kutumuzu açalım. Bu evde bir tane adam var ama ben önce şu silah kutusuna gideceğim. Çünkü şuradan bir silah almalıyız. Bir tane mermi aldık. İnşallah o arkadaş bir şey. Evet. Şuradan hemen mermilerimizi de alalım. Evet, evin içinde dolaşıyor arkadaşlar. Sessiz bir şekilde gidip onu öldürmeye çalışacağız.
Buradan. Burada bomba var. Buradan çıkmam lazım hemen. Oyunda C4 bulabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz yerde. Yani yerden denk gelirse C4'ü bulabiliyorsunuz. Ve o C4'leri istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Yani C4'leri kurduğunuz yerde de rakibiniz yakınlarda bir yerdeyse rakibinizi patlatabiliyorsunuz. Buralardan bir rakip çıkmasın. Bakıyorum şöyle bir. Ah evet abi, şu rescue tarafında birisi var. Belki o tarafa doğru ilerlersem o adamı öldürebilirim. Büyük ihtimalle oraya şey götürdü. Şöyle sessiz sakin ilerleyeyim. Oraya rehine götürmüş olabilir bu arkadaş. Neredesin yakışıklı? Evet, şuradan ses aldım. Aa, bunu yapmasaydım iyiydi. Abi şu 1024-768'den bu yüzden nefret ediyorum işte. Buradan düşer miyim? Düşerim. Ananı! Adam geldi lop diye vurdu ya. Ama ben şeydim yani. Neyse, gene 10. olduk. Yapacak bir şey yok. Yani detaylar bu şekilde arkadaşlar. Bence çok 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 eğlenceli bir mod. Hani burada ben arkadaşlarımla oynadığım modları falan da video çekerek sizlere atabilirim. Bu drone'ları da düşürebiliyorsunuz bu arada. Biraz da izleyerek anlatayım. Çünkü dinleye dinleye olmuyor. Bakın burada görmüş beni. Evet. Zaten çok güçlü. Armor'um da yoktu. O yüzden tek attı. 759 metre koşmuşuz. 1.20'de kill almışız. 38 vermişiz. Geçen 1150 alt gold'umuz varmış. Buradan spectate edebiliyorsunuz. Spectate ederken de aynı zamanda ESC'ye basarak play again diyebiliyorsunuz. Play again dediğiniz zamanda da oyun bulmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Gene şeyimiz var mı? Bütün oyuncuları görebiliyorsunuz burada bu arada. Bakın UMP bulmuş. Gene MP9, MP9 bulmuş. Pompalı bulmuş. Bu arkadaş buraya bakıyor. AK-47 ve M4A4 veya AWP silahlarını işte oto silahları gibi böyle üst seviye silahları sadece droplardan bulabiliyorsunuz. Drop da haritada o şekilde gözüküyor. Bakın haritamız böyle zaten. Oyuncular bu şekilde kırmızı alan yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Her neyse, yani detaylar bunlar. CSGO'da gelen değişiklikleri umarım elimden geldiğince anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam bile merak ettikleriniz varsa yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Sorularınızı gerçekten yanıtlamak isterim. Videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalda bir çok fazla zula içeriği var. Ama biz CSGO'dan gelmeyiz. Arada işte ekipman incelemeden şeyden araya zula falan girdi. Ama bundan sonra böyle arada bir dengeli olacak. Yakın zamanda bir Battlefield 5 videosu falan çekeceğiz orada. Online oynayıp vesaire. Tarzı şeyler olacak. Şimdiden hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.